Minecraft. Minecraft. Yeni mi çıktı bu? Kalkıp desem ki hanımlar beyler bir şey duydum. Türkiye'de bir oyun yasaklanacakmış. Aman Allah'ım hangi oyun bu? Ne tahmin edersiniz böyle bir söyleyeyim? GTA derim. Üzerine hangi oyun olur sizce? Mortal Kombat mı? GTA mı? PUBG mi yani? Hani tabii ki bu saydığım oyunların herhangi birini... Mortal Kombat da akar ha. Harbi akar Johnny. Üzerine hangi oyun olur sizce? Mortal Kombat mı? GTA mı? PUBG mi yani? Hani tabii ki bu saydığım oyunların herhangi birinin yasaklanması da oldukça saçma. Fakat bu oyunların hiçbir ülkemizde ciddi şekilde gündem konusu olmadı yasaklansın diye. Ama bambaşka bir oyun oldu. Bundan çok değil 6 yıl önce Minecraft'ın ülkemizde yasaklanması gündeme geldi. Evet o Minecraft bildiğiniz o craft yapılan pii pii falan diye oynadığımız o. Oynamamış olsanız bile Minecraft zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir yerleri kazdığımız belli malzemeler topladığımız o malzemelerle belli şeyleri inşa ettiğimiz sandbox türünde sevgili bir oyun Minecraft. Minecraft oynamayıp neden bu kadar sevildiğini anlamayan oyuncular da olabilir aramızda. O da çok normal. Hani bu grafikler ne böyle? Nesini seviyorsunuz? Bunun altı üstü saatlerce sağ solu kırıyorsunuz cümleleri Minecraft'lara solmayan insanların uzaktan baktığında oyun hakkında düşündüğü şeylerdir mutlaka. Ki ben de çok sevdalısı bir insan değilim Minecraft. Ama kim ne dersin? Minecraft zevkli bir oyun. Fakat Minecraft'ı çocuk ya da büyük fark etmeksizin bunca insanı sevmesinin en büyük sebebi oyuncuya muhteşem bir özgürlük tanıyor olması. Oynasak da oynamasak da bunu da hepimiz biliyoruz. Oyunun yaptığı yeni şey oyuncuya tanıdığı inanılmaz geniş özgürlük alanı. Minecraft oynayan bir oyuncu neredeyse oyunda inşa etmek istediği her şeyi inşa edebilir. Hani bunu deyince Minecraft oynamayan insanlar şey diye düşünebilirler yani işte iki kulübe inşa ediyorlar, köprü möprü yapıyorlar falan. Olay sadece bu kadarla sınırlı kalmıyor. Minecraft topluluğunun içinde muhteşem gökdelenler yapanlar, tarihi eserler aslında uygun şey. Oha ne güzel yapmış lan. Şekilde oyuna taşıyanlar, gerçekte var olsa sorunsuz şekilde çalışacak elektrik devreleri ve elektronik aletler yapanlar bile var. Yani Minecraft oynayan ve Minecraft topluluğunu takip eden küçük yaştaki bir bireyin normal şartlar altında... Ben cami yapmıştım. Herkes bir şey yap. Herkes bir cami yapmayı denemiştir bak. Bak cami yapmayı herkes denemiştir. Öğrenmek için çok zaman harcayacağı bazı şeyleri eğlenerek öğrenmesi oldukça olası. E baktığımızda bu kadar pozitif bir hava saçan bir oyun için neden yasaklanma gündeme geldi? Bölüm 1. Yasaklama muhabbetleri. 2011 yılında yayınlanan Minecraft'ın oyuncu kitlesi günden güne büyürken elbette Türkiye'deki oyuncuların da ilgisini çekti oyun. Oyun çıktıktan birkaç yıl sonra böyle ülkemizde özellikle o dönemin 6-12 yaş grubu arasında oldukça yaygın hale geldi Minecraft. Tabi bu yaygınlık zamanla medyanın ve yetkili... Cami yapmadıysan da piramit denemişsindir bak. En kötü piramit. Kili kurumlarında dikkatin üstüne topladı. Bu dikkatin üstüne de 2015 yılının Mart ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Minecraft'la ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi. Açıklama özetle bu oyun yasaklanmalı diyordu. Ve bakanlık bu oyunun yasaklanması için gerekli hukuki süreci de başlatacaklarını belirtmişti. Tabii biz oyuncu olarak şaşırdık kaldık yani hani oyun yasak Minecraft nasıl ya? Bakanlık Minecraft'ın çocukların yaratıcılığını arttırmaya teşvik edici görünse de aslında şiddete yönlendirdiğini dolayısıyla çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini söylüyordu. Üstelik bu oyun kredi kartıyla satın alınıyordu yani çocuklar bu oyunu ailelerinden izinsiz olarak alabilirler. Olamaz. Bu da izinsiz eşya aldı. Alamaz ya, izinsiz nasıl alacak? Ama davranışını geliştirebilirdi. Allah Allah, nasıl yani? Enteresan. Raporda başka ilginç tespitler de var tabii yani. Örneğin çocukların... Tam tersine alamaz olması gerekmiyor mu yani? Ailesinden izin alıp alması lazım. Oyunda evtarla köprü gibi yapılar oluşturabilmesi için bir şeyleri kırması, bu yapıları koruması için de diğer mobları öldürmesi gerekiyor. İşte rapora göre de bu oyuncuyu şiddete teşvik eden bir unsur. Üstelik bu oyunu oynayan küçük yaş gruplarının soyut düşünceye sahip olması mümkün değildi. Yani oyunu gerçek dünyayla ayırt edemeyecekleri düşünülüyordu. Bu oyunu oynayan çocuklar hayvanları eziyet etmeye, hayvanların acı çekmediğini düşünmeye şiddetli şekilde davranışlara meyledebilirdi. Çünkü oyundaki moblar acı çekmeden ölüyordu yani ondan. Tabii çocuklar bu oyunu online oynadıkları için sokaklardan uzaklaşabilirlerdi ve sosyal gelişimleri zayıflayabilirdi. 2015'te bunu söylüyoruz, 2020'de pandemi başlıyor. Ne acayip dünya. Ayrıca yine online olarak oynayabildiği için tanımadığı insanlarla iletişime geçen çocukların istismara uğrayabileceği ihtimali bulunuyordu. Genel olarak ilginç bir rapor. Hani şöyle bir düşündüğünüz zaman Minecraft'ın tehlikeli olduğu söylenen özelliklerine bakalım bir mesela. Dünyadaki tüm oyunların yasaklanması gerektiğini hepsi düşünmemiz gerekiyor. Hepsinde var aynen öyle. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı hepsi bu kapsama girebilir. Fakat bu rapor Minecraft özelinde hazırlanmış bir rapor. Peki neden Minecraft? Popüler olduğu için mi? Değil mi yani o kadar oyun varken niye Minecraft? Aslında bu konuda enteresan. Yani bundan önce GTA falan derler yani ne bileyim. Bunu. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı meclis kulisinde gazetecilerle sohbet ederken gazeteci olduğu söylenen bir şahıs bakana şöyle bir soru yöneltmiş. Sayın Bakanım, Minecraft diye bir oyun var. Bu oyunda karısını öldüren oyuncuya puan veriliyor. Bu oyunlarla ilgili bir çalışmanız var mı? What? Karısını öldüren oyuncuya puan mı veriliyor? Yani Minecraft'ı bir cümleyle tanımlayacak olsam... Harbi ya ne alaka oğlum? Ya bu cümle... Ya hangi... Nerede aklıma gelirdi...
imkanı yok ya. Tabii bakan da doğal olarak bilgisayar oyunlarıyla alakalı bir şey olmadığından bu soruyu duyunca bir afallamıştır büyük ihtimalle. Doğal olarak da çok böyle hani jenerik herkesin vereceği bir şekilde cevap vermiş yani. Eğer şiddet içerikli bir durum varsa hukuki adımdan atılacağını söylemiş. İşte bu olay, bu gazetecinin sorduğu garip soru, bunun üzerine o raporun başladığı söyleniliyor. Şimdi işin garip tarafı şu, bahsettiğim soruyu soran gazeteci kim bilmiyorum. Haber kaynaklarının neredeyse hepsinde böyle bir soru geçtiği söyleniliyor. Ama kim sormuş, ne alaka sormuş bunların cevabı yok. Zaten bak bizim ülkemizde bazen habercilik beni ifrit ediyor ya. Bazen de çoğu zaman aslında yani. Bir şey izliyorsun. Bak ana haberde de böyle. Herhangi bir ana haber kanalı aç seyret. Bir şey anlatıyorlar ama kafanda daha çok soru işareti oluyor yani. Nasıl oldu? Neyi? Neden yapmış? Niçin? Nasıl? Bak hiçbir şey anlamıyorsun seyrettiğin zaman. Bir sürü soru işaretiyle ayrılıyorsun haberden. O yüzden bu soru gerçekten soruldu mu? Bu muhabbet geçti mi? Yoksa iş güzel biri çıkıp böyle bir şey mi yazdı? Onu da acaba yalan ama haber mi? Hani söylenen şeyi baktığında sallamasyon gibi de gelmiyor. Neden sallamasyon gibi gelmiyor? Sallasan bunu sallamazsın çünkü. Hani Minecraft'ta hayvanları eziyet ediyorsun dersin. Ama hani uçacak olsan. Bir şey ama karısını öldürene puan veriliyormuş diye birinin sallayabileceğini zannetmiyorum. O yüzden bu soru... Evet oğlum bir de karı yani karımız diye bir şey yok ki bu oyunda. Var mı ya? Gerçekten sorulmuş olabilir. Minecraft için hazırlanan rapor şu günden baktığımızda belki komik geliyor olabilir ama o dönem için epey çarpıcı bir rapordu. Oyundan haberdar olmayan binlerce aile bakanlık onaylı bir rapor kaynak gösterilerek yapılan haberlerde çocukların ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu dinliyordu. Belki aramızda izleyicilerimizden bazıları o dönem hani ailesiyle böyle bir münakaşaya girmiş olabilir. Onların yorumlarını bekliyorum. Başınıza bir şey geldi mi bununla alakalı? Hani ailenizi oynamayın bak işte zararlıymış bu oyun falan dedi mi size? Tabii bu olay böyle bir anda gündem olunca Minecraft hakkında konuşmak da rating demekti yani. Sonuçta kim çocuklarının tehlikeli bir oyun oynamasını ister ki ya? Gazeteler, televizyon kanalları hatta akademisyenler Minecraft hakkında konuşmaya başladı. O dönemde adını şimdi vermeyeceğim bir profesör oyunun hükmetmeye dayalı bir saldırganlık içerdiğini ve şiddeti cazip hale getirdiğini belirtti. Herhalde profesörümüz şöyle düşünmüş yani süslü kelimelerle söyleyeyim ki inandırıcılığı artsın. Bir başka uzman psikolog oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etki yaptığını, şiddetin karşı tarafta acı yaratmadığı algısı oluşturduğunu söyledi. Tabii ki oyunun yasaklanmasını isteyen kişiler kadar buna tepki gösteren insanların da açıklamaları gazetelerde yerini aldı. Eskiden birlikte çalıştığımız pek sevgili abim Sinan Akkol oyunda küplerle bir dünya inşa edildiğini hatta tüm dağları, ağaçları ve yapılarıyla koskoca Danimarka bile inşa eden oyuncuların var olduğunun altını çizdi mesela. Ancak Sinan abi bizim belirttiği bir şey de var ki güzel bir nokta bu. Kendisi demiş ki oyun suistimali açık bir platform. Kullanıcılar oyunu kendi imkanlarıyla geliştirebiliyorlar. Arkadaşların hayvanlarını veya kadınlarını öldürüldüğü bölümler de kurulabilir oyunda. Tabii bu oyun yani tamamen modlamaya açık. Sen ne yaparsan o olur. Yani istersen şey sadece adam öldürme üzerine de bir mod yaparsın. Kötüler her yerde kötüdür. Twitter'daki aynen paylaşımlar öyle için nasıl Twitter'ı yargılayamazsan kişilerin kurduğu şiddet içeren bölümler için de Minecraft'ı yargılayamazsın. Bu konu maalesef Türkiye'deki belli merciler tarafından biraz farklı yargılanıyor. Twitter'da kötü bir paylaşım gördüğünde Exos'ta bu konuda gündem oldu. Mesela Exos'ta kötü paylaşım gördüğünde tüm platformu kapatmaya gidilen bir hava var. Böyle bakın bu kafayla şu an internette hiçbir siteye erişemezsiniz. Evet. Çünkü hepsinde sakıncalı bir şey bulma ihtimali %99. Tabii ya gelir buraya biri. O zaman biri şurada chatte bir devlet büyüğüne küfür ettiği zaman bu Twitch'in suçu değil ki. O adamın suçu abi yani. İnsan eliyle oluşturulan her şeyde bir sakınca olma ihtimali %99'dur zaten. Ancak refleks burada Twitter kapatılsın olduğu zaman olmuyor. Minecraft için de benzer bir örnek. Tabii bu olay böyle haber oldukça, gittikçe kendine fazla yer buldukça Twitter'da da böyle direnen Minecraft hashtag ile oyunun yasaklanma ihtimali... Devlet büyüğü ne ya işte? Devlette yetkili olan kişiler kardeş neye takılıyorsun ya? Devlet büyüğü diye alışmışım öyle diyor. Bana tepkiler gösterildi. Tabii bir de şunu da belirtmek lazım. Minecraft mesela Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Birliği bu konularda katı bir kuruluştur yani. Avrupa Birliği'ndeki PEGI ratingine göre 7 yaş ve üzeri için uygun bir oyun. Hatta Amerika bu konularda daha da rahattır yani. O her yaştan önce satışı yasal olan bir oyun. Tam bu noktada sizlerle beraber bir haberi izleyelim istiyorum. Haberimizin adı Ölüm Oyunu Minecraft. Bir çocuğun hayatına mal oluyordu. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Eray Minecraft adlı oyunda gördüğü salıncağı balkonda kemerle kurmak istedi. Ayağa kayan Eray'ın boynuna kemer dolanınca küçük çocuk ölümden döndü. Şimdi çok enteresan bir şey. Genç bir kardeşimiz bir tane Minecraft'ta salıncak görmüş. Salıncağın yapısına bakmış ve salıncağı kurmak istemiş kendi balkonuna. Şimdi ben size burada bir kaza olmadığını söylesem, haberi sadece böyle versem. Desem ki Minecraft'ta oynayan biri salıncak görmüş ve o yaşta kendisi de bir salıncak yapmak istemiş kendi imkanlarıyla desem. Ne kadar pozitif bir haber haline geliyor değil mi bir anda haber? Çocuğu bir şeyler üretmeye teşvik eden bir habermiş gibi algılanıyor değil mi? İşte algı yönetimi dediğimiz şey böyle bir şey oluyor herhalde. Bilgisayar oyunu az kalsın yine can alıyordu. Bilgisayar oyunu az kalsın yine can alıyordu. 7 yaşındaki Eray Ç oynadığı oyunun etkisi altında kaldı. Eray birçok çocuk gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarından Minecraft oynuyordu. O sırada anne ve babası evde değildi. Oyunda salıncak yapımı bölümüne gelince kendisi de aynı şeyi evde denemek istedi. Oğlum böyle bir bölüm yok gibi oyunda ya. Çocuk oyunun etkisiyle iddiaya göre oyunda gördüğü salıncağı balkonda kurmuştu.
sormak istedi. Bir saniye. İddiaya göre mi? Şimdi ben anlamadım. İddiaya göre mi? Gerçekten öyle mi? Şimdi sen haberci olarak yani bunu bana senin söylemen lazım. Şimdi sen haberi veriş şeklin az kalsın oyun yine canı alıyordu diyorsun. Evet. Sonra da iddiaya göre Minecraft'ta gördüğü Al şeyi işte ya. Gerçek hayatta yapmak istedi. Şimdi bak işte bunu anlamıyorum. Bu benim kafamda soru işareti oluşturuyor. Sen bu işi biliyor musun? Öyle olduğunu. Yoksa iddia mı var ortada? Bu iddiayı kim atmış ortaya? 7 yaşındaki Eray mı söylüyor bunu? 7 yaşındaki Eray'a soracağın soru şu. Abicim sen bu işi Minecraft'ta mı gördün? Ya Eray şunu demeyecek hani. Evet ya Eray'a sorunca da küçük çocuğa sorunca çocuk şey mi demiş? Minecraft'ta gördüm o yüzden yaptım mı demiş yani. Bir iddiaya göre orada gördüm galiba demeyecek yani. Evet hayır bitti yani. Evde bulduğu kemeri balkona astı ve oynamaya başladı. Yaptığı o kemer boynuna dolandı ve dakikalarca asılı kaldı. Şans eseri şimdi... komşular ölmek üzere olan çocuğu fark etti. Doktorların müdahalesi sayesinde küçük çocuk yaşama yeniden tutundu. Bak, yaşama yeniden... Yani çocuk az kalsın bir kemerle oynarken hayatını kaybedecek. Aslında öyle bir çok sıkıntılı bir süreç yani. Çocuk hani ya. Allah'tan birileri fark etmiş de almış. Gerçi bu habere göre ne olmuş ne bitmiş onu da bilmiyorum ama yani. Hani Minecraft'la bu işin alakasını siz kurun. Kemerle oynayan bir çocuk, küçük bir kardeş. Çok şükür ki başına bir şey gelmiyor. Son anda hastaneye yetiştiriliyor. Çocuk işte hani hayata devam ediyor. Fakat Minecraft işin neresinde onu bilmiyorum. Bugün hepinizin başında... Allah'tan TNT bölümüne gelmemiş. Ya oğlum. Ben küçükken böyle kendinize ölümcül olarak addedebileceğiniz bir kaza geçmiştir diye düşünüyorum. Ben kafam mesela kalorifer peteğine çok hayvan gibi vurmuştum. Bizimler panik olmuştu falan. Eminim küçükken hepinizin böyle götü başı falan yarılmıştır böyle. Tabii lan Kadircan da çenesini mi vurduydu? Dirseğini mi kırdıydı? Kalsın ölümden dönecek. Dirseğini. Kadircan'da kaloriferde dirseğini kırdı. Hikayeniz falan vardır bir yerde. Çünkü çocuğuz ve salağız yani. Fakat haberciler için bunun bir önemi yok. Haberciler için önemli olan şey şu. Minecraft var mı abi? Var. Yapıştır iddiaya göre. Önce diyorsun oyun yine can alıyor. Sonra diyorsun ki bir iddiaya göre. Ne güzel habercilik lan. Ben de o zaman şöyle bir haber yapıyorum burada. Bir televizyon kanalına çıkan haber yüzünden psikolojisi bozulup intihar etti. İddiaya göre Minecraft'la alakalı seyrettiği bir haber yüzünden habercilerin tavrını gören bir YouTuber kendini aşağıya attı. Habercilik yine can aldı. Ama iddiaya göre. Habercilik böyle olursa daha çok can alır. Ha işte iddiaya göre. Sordum komşularına yapacak çok Minecraft oynuyordu orada görmüştür dediler. O yüzden biz de öyle verdik. Ölüm oyunu. Neyse ki bunlar geçti yani. Eskiden daha fenaydı. Şimdi o kadar kötü değil. Bu gene eski haber yani. Şimdi eminim ki o oyun yine can aldı diyen abi mesela evinde PUBG Mobile atıyordur yani. Bak haber üzerine haberlerinde mesela kesin vardır yani. Bir Fortnite'e bir PUBG Mobile'ı falan veya Call of Duty'si falan. Bölüm 2. Öcü oyunu Minecraft. Türkiye'de bu yasaklanma sürecinin konuşulduğu sıralarda BBC'de yer alan bir haberde yurt dışında oyunu olan bakışın nasıl olduğunu görüyoruz. Abi baksana abi oyunda full böyle şeyler yapıyorsun ya. Baksana. Merhabalar YouTube. Aşağıda zaten... Suda patlamıyordur o lan. Şu oyun nasıl? Dünyanın en rahat, en şey oyunu ya. Lütfen bana yardımcı olun, tamam mı? Aslında. Oğlu da Minecraft oynayan gazeteci Jenkins oyun hakkında bir köşe yazısı yazmış ve oyunun çocukları nasıl etkileyeceğini güzel bir örneklemeyle sunmuştu. Jenkins'in haberinde bir anne oğlunun otizmli olduğu için dışarıda sosyalleşmekte çok zorlandığını ve Minecraft'ın bu açıdan oğlu için faydalı olduğunu söylüyordu. Annesi oğlu için oyunda bir sunucu açmıştı ve dünyanın dört bir yanından otizmli çocuklar bu sunucuda birlikte Minecraft oynuyordu. Diyorum ya size ne para kasmışlardır ha. Nereden baktığınızla alakalı olaya. Bir şey öcü göstermek istiyorsan gösteririz. Oğlum Minecraft'ta bir sunucular var. Şey, neydi? Baksana şu sunucu. Kaç oyuncusu var ya? Bu arada kadının dediği gayet doğru yani. Çocuklar için falan bir ortam ya. Hypixel miydi neydi? Kaç bin tane? Kaç on bin? Konu buraya gelmişken şundan da bahsetmeden geçmemek lazım aslında. Minecraft... Oğlum sunucuda 80 bin kişi mi ne oynuyor ya? Minecraft'ın oyunculara sunduğu özgürlükten bahsetmiştik. Yani özgürlük, çeşitlilik yani bunlar tabii oyunun eğitim maksatlı kullanabileceği fikrini de doğurdu. 2012 yılında bir bağımsız yapımcı olan T-Shirt Gaming, Minecraft'ın öğretici bir sürümü olarak Minecraft Edu'yu tasarlamıştı. 2014 yılında Microsoft Minecraft'ı satın aldıktan sonra bu sürümü de gözünden kaçırmadı. 2016 yılında yani ülkemizdeki Minecraft yasaklanmalı mı tartışmalarının bir yıl ardından Microsoft bu sürümü satın alarak resmileştirdi ve ismini Minecraft Education Edition olarak duyurdu. Yani Minecraft'ın çocuklar için eğitimi eğlencelerle getirebileceği
gerçek bir materyal olduğunu farkında olan Microsoft oyunu bu maksatla resmi olarak kullanıma açtı. Ne yapılabiliyordu burada? Mesela Minecraft'ı kullanarak bir kimya hocası sanal bir kimya laboratuvarı yaratabiliyor. Burada da böyle kimya öğretmenleri kimyasal bileşikleri ve tepkimeleri oyunlaştırarak öğrencilerine daha eğlenceli şekilde sunmuş oluyor. Ya da bir edebiyat hocası Minecraft içerisinde bir Shakespeare oyunu canlandırmalarını sağlayarak öğrencilerin normalde sıkıcı bulacağı edebi eserleri onlara daha kolay yollarla aktarabiliyor. Zaten oğlum, keşke böyle öğretmenlerim olsa ya. Olsaydı daha doğrusu. Düşünsene ya, okulda böyle şeyler yaptırıyorlar. Çok güzel olurdu ha. Ve o kadar ilgisini çekerdi ki öğrencilerin. Minecraft bu özel sürümü yayınlanmadan önce de pek çok okulda eğitim amaçlı kullanılan bir oyundu. Sonrasında verilere bakacak olursak Minecraft'ın bu sürümü Microsoft tarafından duyurulduğu gün hali hazırda 7000 sınıfta Minecraft eğitim maksatlı kullanılıyormuş. Microsoft bu sürümle beraber bu işi daha da yaygınlaştırmayı başarmış. Yani kolaylaştırmış en azından. Bölüm 3 sonuç. Ülkemizde Minecraft'ın yasaklanıp yasaklanmayacağı uzunca bir süre gündemde yerini korudu. Oyun dünyasını yeterince tanımayan birçok ailenin de endişeyle takip ettiği bu süreç konunun reytingi azalınca böyle yavaş yavaş haber programlarından ve gazetelerinden silinmeye başlandı. Ülkemizdeki yasaklanma tartışmaları başladıktan sonra böyle bir ay sonra aşağı yukarı oyunun geliştiricileri de konuyla alakalı açıklama yaptı. Geliştirici ekibi oyunun... Bu Education Edition'ı biz bu yılki projemizde kullandık. Valla bizim okul izin veriyor olabilir öyle şeyler Okan. Yani bizim okul zaten öyle şeyler yapar yani, yapmaz değil. Veriyorlardır bizim okulda böyle şeylere izin. Birçok oyuncu tarafından keyifle ve çeşitli biçimde oynandığını, şiddetin oyunun asli bir unsur olmadığını ve oyunda çok az yer aldığını söylüyordu. Oyunun Türkiye'de yasaklanma ihtimali yurt dışındaki oyun hangi okul? ODTÜ? Medyasının da ilgisini çekti. IGN, PC Gamer gibi birçok ünlü oyun sitesi durumu haberleştirerek takipçileriyle paylaştı. Oyunla ilgili tartışmaların gündemden silinmesinin ardından hani bakanlıktan da bir açıklama gelmedi. Hukuki süreç ne oldu falan filan belli değil. Muhtemelen uzun süren tartışmaların sonunda böyle hani dünyanın hiçbir yerinde bu tartışmaların göbeğinde olmayan Minecraft'ı yanlış tanıdıklarını fark ettiler ve süreci durdurdular. Bu La oğlum bir millet ODTÜ'ye falan çok kötü şeyler yapıyor işte, bunlar şey düşmanı şu düşmanı falan filan. La okulda ben hurma dağıtıyordum herkese. Hocalar sıraya giriyordu. Oğlum hurma getirdin mi? Hadi dağıtalım. Öyle şeyler yoktu yani. Hurma için sıra vardı kardeş. Umre'den hocalara şey getiriyordum. Hediyeler getiriyordum. Takılıyorduk valla, hiç kimsenin öyle şey. Umre'den işte şunu getir bize falan. Bayağı takılıyorduk yani. Konularda bakanlığın hazırladığı. Başörtüleri falan hep getiriyorduk biz hocalara ya. Raporların bu konuya hakim kişi. Yani şeye hayır bunu bana nasıl getirirsin falan. Millet öyle bir algı yaratıyor ki. Türkler tarafından yapılması gerektiği aşikar. Bugün mesela Minecraft hakkında rapor hazırlayıp bu oyun şiddeti önlendiriyor diye yani şey yapan kimse belli ki oyunlarla da bir geçmiş yok. Yani konuya da hakim değil, dijital dünyaya da hakim değil. Ya tabii kötü, birkaç kötü bir şey yaşanmıştı ama hemen müdahale de ettiler. Bizim zamanımızda böyle bir tane bir mevzu yaşanmıştı. Anlatmayayım. Ama direkt müdahale etmişlerdi yani. Değil. Umarım o süreç genel olarak ülkemiz adına güzel bir ders çıkarmıştır. Ancak bu süreçten öğrenmemiz gereken bir şey daha var. Sanki biraz böyle bizde de aynı hata var gibi geliyor bana. Her bir jenerasyon kendinden sonraki jenerasyonun eğlence araçlarına laf atmayı çok seviyor. Biz gençken oyunlara laf atılıyordu. Biz de onları savunuyorduk genç kafamızda. Hayır oyunlar kötü değil falan diyorduk. Şimdiki jenerasyon TikTok'la bir şeyler yapıyor. Biz TikTok'a laf atıyoruz. Ya bu ne falan filan diye. Onlar da hayır öyle değil diye savunuyor. Yarın başka bir şey olacak. Başka bir alışkanlık çıkacak ve TikTok kullananlar da onlara laf atacak. Yani kimse kendinden evet, sonraki jenerasyonu beğenmiyor. Yani kendi alışkanlıklarımızı bizden önceki derslerim jenerasyona karşı savunurken bizden sonraki jenerasyonun alışkanlıklarını kötülemeyi de sanki bırakmamız gerekiyor gibi geliyor. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Firmalar ve şirketler %100 iyi niyetle iş yapmazlar. Sizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Oyunlar da yapar bunu. Netflix de yapar. Amazon da yapar yani. Hepsinin amacı sizi bir şekilde kendi ürününe bağımlı hale getirmektir. Zaten bu yüzden de çocukken aldığınız, aileden aldığınız eğitim, ilk öğretimde aldığınız eğitim aslında bu bağımlılıkları kırmak üzerinedir. Yani siz psikolojik anlamda dirençli olacaksınız ki herhangi bir bağımlılığa kapılmayasınız. Ama bu sadece oyunla alakalı bir şey değil. Ya bugün oyuna bağımlı olan kişiden daha fazla insanın TikTok'a bağımlı olduğuna yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. Tamamen farazi konuşuyorum. Yani problemimiz oyunların bizi bir şekilde bağımlı yapması, çocuklarımızı kötü etkilemesi falan değil. Bizim problemimiz şu olmalı. Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz ve çocuklarımız ilerideki bağımlılıklara karşı nasıl dirençli hale gelmeli. Tabii ya. Buna da ben çok eminim. Minecraft zamanı Minecraft'ta laf edip ondan sonra işte o zamanki mafya dizilerini evde çocuğuyla beraber izleyen babalar vardır yani. Analar babalar evde oturup eşkıya dünyaya hükümler olmaz izliyor. Bir yandan Minecraft'ta laf ediyor falan, anladın mı? Tabii o zaman yoktur Edo da.
Anladınız siz işte. Çiçekler olarak biz bu bağımlılıklara karşı nasıl dirençlerle gelmeliyiz? Bence bir rapor hazırlanmak gerekiyorsa bunlara rapor hazırlanması daha şey. Ama tabii ben sonuçta yani çok da böyle bu konuda eğitim almış bir insan değilim. Tamamen şahsi düşüncelerimi paylaşıyorum. Ama uzmanların da konuştukları çok garip geldiği için sanki şahsi düşüncelerimi ekstra paylaşmam gerekiyormuş gibi hissettim. İyi, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Güzel günler olsun. Bay bay. Tabii ya. Öpüşme sahneti izletmeyip kafa kesme sahneleri izletiyorlar. Steve nereye gidiyorsun? Karımı öldürüp arabamla masum insanları ezip puan kazanacağım. Ya evet, oyunun suçu değil ki zaten. Çocuğun ve ailenin biraz suçu var. Ailenin hatta bence bariz bir suçu var. Çünkü 7 yaşındaki bir çocuğu hani 10 dakikada evde bırakacaksan bile, ki bırakmamak lazım, her zaman dikkat etmek lazım. Hadi çok ekstrem bir durum oldu diyelim. Çocuğu tek başına bırakacaksan bile sen evdeki şeylere dikkat etmek zorundasın abi. Çocuk bu, aklı ermez yani böyle şeyleri. Çocuk yani. Çocuk. Böyle şey mi olur ya? Var, ben öyleydim. Babam Minecraft'ta laf söylüyordu. Ben hep telden oynuyordum PlayStation yok diye. Komik video. Hayır ya, komik video izlemeyeceğiz, hadi. Oyuna geçelim abi.